Bugün itibariyle Marvel'ın She-Hulk projesi resmi olarak sona erdi ve finalde Marvel Cinematic Universe'ün geleceğine dair birkaç ipucu aldık. Bu ipuçlarının olması solo Hulk filmi ve 5. evre ve sonrası için önemli sonuçlar doğurması bekleniyor. En hoş karşılanan yeniliklerden biri Bruce Banner'ın gladyatör oğlu Scar'ın tanıtımı oldu. Hulk'un Scar'da 2 yıl boyunca terörlü bir saltanat sürdüğünü ve galaksinin şampiyonlarını katlederek Grandmaster'ın en güçlü gladyatörü olduğunu biliyoruz. Sonraki 2 senesi ise dünyada kalan Avenger'larla geçirdi. Görünüşe bakılırsa geçmişinin izleri Hulk'un yakasını bırakmayacak. Dikkat! Videonun geri kalanı She-Hulk'un son bölümüne dair spoilerlar içerir. She-Hulk'un ilk bölümünde Walters ve Banner'ın kaza yapmasına ve Walters'ın Hulk'a dönüşmesine neden olan bir Scarion savaş gemisi görmüştük. Sonunda Bruce'un oğlu Scar'ı bu dünyaya getirdiğini öğrendik. Hadi gelin Hulk'un Scar'daki zamanını, dünyadaki bir sonraki macerasını nasıl etkileyeceğine dair bir beyin fırtınası yapalım. Bugün Scar'ın hikayesini, kökenlerini, güçlerini ve Marvel Cinematic Universe'ün geleceğini nasıl etkileyeceğini tartışıyoruz. Orijinal kaynak materyalde Hulk Scar'da geçirdiği sürede sadece bir savaşçı değildi. Aynı zamanda arkadaşları, sosyal bağları ve Kyra diye biriyle romantik bir ilişkisi ve doğmadan önce kozası Ateş Gölü'ne düşen bir oğlu da vardı. Hulk'un muazzam gücü ve Kyra'nın savaşçı ruhunun ürünü olan oğlu hayatına terk edilmiş olarak başladı. Ateş Gölü'nden çıktıktan sonra kendisine bakan ve eğitim veren Sam adında bilgi bir ihtiyar tarafından keşfedildi. Sam oğlanı aylarca süren sessizlikten sonra nihayet konuşmaya ikna edebildi. Çocuğun konuşmaması veya isteksizliği onun akılsız olduğu anlamına gelmiyordu. Kısa süre sonra genellikle bozuk kelimeler kullandığı bilinen Hulk'un aksine tutarlı cümleler kurabiliyor ve düşüncelerini net bir dille ifade edebiliyordu. Marvel Cinematic Universe'de Profesör Hulk'un şu anda Bruce Banner'ın tam zihinsel kapasitesine sahip olduğunu biliyoruz. Ancak Sakaar'daki dönemi Hulk'un kontrolünde geçirdiğini unutmayın. Hulk'un muazzam gücüne ek olarak annesinden eski güç olarak bilinen bir özelliği miras aldı. Bu yüzden bitkilerle, Sakaar gezegeni üzerindeki yaşamla doğrudan iletişim kurma yeteneğine doğuştan sahipti. Eski güç ona gezegeninin yer şekillerini, yaratıkların ve organizmaların doğal düzenini kontrol ve manipüle etme gücü veriyordu. Gezegenin kendisi aracılığıyla konuşabilir ve anılarını görebilirdi. Son 40 ay içinde Sakaar'da yürüyenlerin adımlarını tek tek takip edebilirdi. Bu Hulk'un oğlunun birçok kez geçmişe bakabilmesini sağladı. Yıllar geçtikçe Sakaar'ın yeni şampiyonlarından biri haline geldi. Savaş yöntemlerini öğrendi. Ateş yatağının altında bir kozadan çıktığını göz önüne alırsak esasen neredeyse ergenliğinde doğdu. Bu yüzden yalnızca birkaç yıldır var olsa da savaşlara katılabiliyordu. Fiziksel olarak üst seviyedeydi ve kendini yenileme gücü sayesinde hiç formdan düşmüyordu. Bu Sakaar'ın yaşlanmadığı anlamına gelmiyor ancak bu özelliğinin henüz Marvel Cinematic Universe'de ele alındığını görmedik. Marvel Cinematic Universe'de Hulk'un Sakaar'da geçirdiği zaman hakkında şimdilik çok fazla şey bilmiyoruz. Ortadan kaybolmasıyla Thor tarafından yeniden keşfedilmesi arasında 2 yıllık bir boşluk var ve bu boşluk şu anki zaman çizgisinde açıklanamaz durumda. Sakaar'da zamanın çok farklı işlediğine Thor Ragnarok'ta değinilmişti. Loki ve Thor'un sadece birkaç dakika arayla gezegene gelmeleri haftalarca zaman kaybına yol açmıştı. Bu da Hulk'un bizim algımıza göre Sakaar'da sadece 2 yıl geçirmiş olsa da Sakaar'ın çarpık zamanına göre çok daha uzun bir kariyere sahip olabileceğini göstermektedir. Sakaar bu süre içinde bizim algımıza göre çok hızlı büyümüş ve olgunlaşmış olabilir. Orijinal kaynak materyaldeki hızlı yaşlanması, Blip ve She-Hulk olayları arasındaki zaman aralığı ve Sakaar'ın çarpıtılmış zamanı göz önüne alındığında oldukça hızlı bir şekilde olgunlaşmış olma düşüncesi mantıksız değil. She-Hulk'un sonunda ona kısa bir bakış attığımızda da durum böyle görünüyor. Gerçi Sakaar'da ne kadar zaman geçirdiği ve gerçekte kaç yaşında olduğu bilinmiyor ama tamamen olgun görünüyor. Bruce, Sakaar'ın varlığından haberdar olmasa da Hulk'un pekala haberdar olabileceğini de belirtmek gerekir. Zira ikisi aynı bedende yaşayan ayrı varlıklar. Banner'ın bu 2 yıllık deneyim boyunca esasen bilincini kaybettiğini ve Hulk'un Grandmaster yönetimindeki maceralarına dair hiçbir anısı olmadığını biliyoruz. Yani Banner'ın haberi bile olmadan bir aile hayatı yaşamış olabilir. Akıllı Hulk formundayken bile Hulk'un doğuştan gelen öfkesine ya da kişiliğinin bazı bölümlerine sahip olduğuna dair en ufak bir belirti göstermiyor. Dolayısıyla Hulk'un tam kontrolde olduğu döneme dair de bir şey hatırlamıyor olabilir.
tüm bunlar Banner'ın akıllı Hulk formundayken bile Hulk'un anılarını geri kazanamayacağını ve Sakaar'da neler olduğunu hala tam olarak bilmediğini gösteriyor. Bu aynı zamanda tanıdığımız ve sevdiğimiz Vahşi Hulk'un yeniden dirilişinin de habercisi olabilir. Hulk'un zihni ve bilinci uzun metrajlı bir filmde geri dönebilir. Ne de olsa Banner Sakaar'ın babası değil, onun babası Hulk ve Bruce aslında. Bir bakıma Hulk'u Sakaar'dan kaçıran kişi. Hulk'un bildiği tek şey Natasha'nın Quinjet'teki holografik mesajını gördükten sonra bayıldığı ve ardından Asgard'da uyandığı. Belki de ailesini ve oğlunu tamamen geride bırakmak zorunda bırakıldığı. Eğer oğlunu geride bırakmak zorunda kalmışsa o zaman her zamankinden daha öfkeli bir Hulk görebiliriz. Şu an itibariyle Sakaar'ın neden artık Sakaar'da değil de dünyada olduğu bilinmiyor ama Hulk'a zarar vermeyi amaçlıyor gibi görünmüyor. Ragnarok sırasında Hulk'un Sakaar'ın varlığından hiç söz etmemesi, Hulk'un bile bir varisi olduğundan habersiz olduğunu ve bu sırrın aynı anda hem Hulk'tan hem de Banner'dan saklanmış olabileceğini de gösteriyor. Hulk zihni yeniden ele geçirebilirse Banner bedenlerin tamamen el koyduğu, Hulk'a olan her türlü ihtiyacı ortadan kaldırdığı ve onu tutsak ettiği için intikamcı ve her zamankinden daha öfkeli bir ruh halinde olabilir. Hulk'un zihni bilinen son görünümü 2018'de gerçekleşen Sonsuzluk Savaşı sırasındaydı. She-Hulk'un 25 yaşında geçtiğine inanılıyor ve Endgame'de Banner dönüşümün laboratuvarda 18 ay sürdüğünü belirtmişti. Yani akıllı Hulk dönüşümü gerçekleştirdiğinden bu yana Hulk yaklaşık 5 yıldır hapiste. Mark Ruffalo'nun World War Hulk filmine verdiği destek ve She-Hulk'un finali göz önüne alındığında Hulk'un her zamankinden daha öfkeli bir şekilde muzaffer bir dönüş yapmaya hazırlandığı anlaşılıyor. Scar dışında bir de bir sürü Hulk benzerleri var. Sadece Bruce Banner'ın taşıyıcı olduğu en güçlü Hulk'lara da gelin hep birlikte bakalım. Maestro. Maestro Hulk'un Doc Green diye anılan bir kişiliğinin yaşlılığıdır. Daha doğrusu bu kişilik Hulk'un yaşlılık zamanında ağır basmıştır. Doc Green ise Profesör Hulk'un aksine zeki olmasına rağmen Bruce Banner'ı içeride kitlemiştir. Yani zeki olan Hulk'un kendisidir ve bu zekasını gama radyasyonuna sahip karakterleri avlayıp bu canavarları bitirme amacı için kullanmak istemiştir. Tony Stark tarafından Banner'ın tedavisinde kullanılmak üzere Extremis virüsünü kullanır ve bunun yan etkisi olarak Savage Hulk'un deha seviyesinde zeki hali oluşur. İşte bu karakterlerin yüzyıllar sonraki hali devamlı radyasyona maruz kaldığı için güçlenen ve biraz da aklını yitiren çok daha güçlü, zeki, tecrübeli bir Hulk çıkar karşımıza. Space Punisher Hulk. Space Punisher Hulk, Space Punisher adlı Punisher karakteri için yapılmış bir alternatif evren hikayesidir. Gelecek zamanda ve uzayda geçmektedir. Bu 6 sayılık maceranın 2. sayısından itibaren ise bu yeni evrenin Hulk'unu görüyoruz. Normal Hulk'lara nazaran çok daha iri ve vahşidir, 4 kolludur. Space Punisher Hulk'u ilk gördüğümüz sahne kendisinin Fantastic 4 üyelerini öldürdüğü sahnedir. Daha sonra ise Punisher'la dövüşür ve Punisher'ın hiçbir teknolojisi, ki arasında gezegen yok ettiği iddia edilen silahlar var, Hulk'a işlemez ve sonunda Punisher'ın robotu onu ışınlar, böylece kurtulur. Punisher o evrenin Watcher grubu tarafından çağrılır. Bu gözcüler o hikayede gerçeklik ve madde manipülasyonu yapabilen, telepati ve telekinezi sahibi omnipotent varlıklardır. Punisher kontrolden çıkmış evren ve de sistem için onları suçlar ve onları Ultimate Nullifier ile öldürecek gibi olur, ancak gözcüler Punisher'ın hakkından gelip onu kovarlar. Punisher ise intikam için Hulk'u onların yanına ışınlar ve Hulk 6 Watcher, yani 6 tanrısal gözcünün hepsini orada hemencecik öldürür ve hepsinin ölümü evrenin yanarak yok olmasına sebep olur. Captain Universe Hulk. Unipower, Marvel evrenindeki gizemli ve oldukça güçlü kozmik güç kaynaklarından biridir ve yıllardır Captain Universe adıyla anılan karakterlerin kullanıldığı güç budur. Unipower için şunu söyleyebiliriz. Bir keresinde Spider-Man Unipower ile birleşip Captain Universe olmuştu ve sokak seviyesinin 2-3 yıl üstü diyebileceğimiz bir meta insan olan Peter Spider-Man bile birdenbire evrenin en güçlü kahramanlarından birine dönüşmüştür. Siz düşünün, Incredible Hulk kadar güçlü birinin ne kadar güçlenebileceğini tahmin edebiliyoruz. Sakaar'da sizce neler oldu? Sizce Hulk Sakaar'ın varlığından haberdar mıydı? Sizce Hulk ailesi gelecekte nelerle karşılaşacak? Ayrıca Sakaar'ın kökenleri ve güçleri hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım harika bir gün geçirirsiniz.